soğuktu bir ara. Ben üşüdüm. Bu geçişler için beyefendinin acaba insanlara bir tavsiyesi olabilir mi bu geçişlerde? Evet, aniden havalar ısınıyor, aniden soğuyor. Ani soğumalarda üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Bu da bronşit, astım, vesaire, romatizmayı tetikler. Bunun için çok güzel, çok basit bir formül var. Ekinezya, yaprağı, çiçeği, kökü, zerdeçal, zencefil, ıhlamur. Bunlar da nane, kekite katılır. Özel bir karışım. Demliğe korsunuz, üzerine bir litre kaynar su. Bunu bir daha tek tek kameraya bakarak şimdi ben onu söyleyecektim. Esasında ben ekran başında izlediğim zaman bu tür formülleri verdiklerinde diyorum ki yani bir insan bunu nasıl hemen yazar, nasıl bir tarafa not alır? Evet, doğru. Yani ne kadar koyacak, ondan ne kadar koyacak, bu çok önemli bir şey. Bunu biz bir ilk başlatalım biz bu programda. Bir ilk başlatalım gerçekten. Böyle verelim ölçüsünü, şuyunu, buyunu falan. İnsanlar yazsınlar, ömür boyu da Oy Hanım'ın ve Kanal T'nin sayesinde sizi hatırlasınlar. Sonra güzel fikir tabii. Tamam, şöyle kameraya bakıp söylersiniz. Evet. Ekinezya, zencefil, zerdeçal, nane, kekik, hakiki kekik, bahçe kekiği olması gerekir. Ada çayı, ada çayında şifalı ada çayı, Salvia officinalis. Yani bunlar da önemli. Bunların karışımına 50'şer gram mesela bir karışım yapıyorsunuz. Hepsinden 50'şer gram mı? 50'şer gram. Tamam. Bu karışımdan bir çorba kaşığı demliğe konur, üzerine bir litre kaynar su. 10 dakika bekledikten sonra süzülerek içilir. Bir bardağı, mesela şöyle bir bardağı. Bir tatlı kaşığı da güzel çiçek balı karıştırılırsa çok güzel içim olur, lezzetli. Günde kaç tane ondan içilecek? Gün boyu bir litre içebilir. O litreyi bitirebilirler yani. Problem yok. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ne insana ne faydası var? İşte bu mevsim geçişlerinde dedi yani böyle tozlar geliyor, alerjiler geliyor falan. O anlamda değil mi? Vücudu temizleyici, arıtıcı. Bağışıklık sistemini güçlendirici. O kış çayı falan dedikleri değil, değil mi bu? Ya, denebilir. Yani gribe, üşütme, nezleye karşı bağışıklık sistemi direncini artırır. Vücudu temizler, arıtır. Düzenli kullanılabilir. Bugün bize... Ha, çok güzel bitkiler var burada. Şimdi mesela şu gördüğünüz aynı sefa. Çiçek gibi getirmiş bir de sallaya sallaya. İnsan eline bir çiçek alır gelir önce sonra bunları gösterir. Çiçeğimiz var, bu da çiçek. Hangi bitki? Aynı sefa. Bunu şu sadece çiçeği kullanır, şu sarı çiçeği. Aynı sefanın çiçekleri toplanır. Mesela vazelin kaynar su içerisinde bir kase içerisinde veya tencere içerisinde ısıtıldıktan sonra bu çiçekleri vazelinle karıştırılır. Sonra soğuduktan sonra bir gün sonra tekrar ısıtılır, süzülürse çok güzel bir krem olur. Bu bayanlardaki yüz kırışıklarına efendim ne diyorlar buraya? Kazaya. Yüzdeki kırışıklara, kazayana vesaire çok iyi gelir. Almanlar bunun kremini vesaire yaparlar. Evde de hanımlar kendileri yapabilirler. Yapımı çok kolay. Aynı sefanın sadece çiçeği ama. Yaprağı değil. Çiçeği nereden temizleyecekler insanlar? Aktarlarda var. Bu şekilde satılıyor mu? Yok, sadece şu çiçeği kurutulmuş halinde şu sarı çiçekleri. Şöyle peki şu anda bırakıyoruz, devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Şu gördüğümüz bitki yoğurt otu. Beyaz yoğurt otu var, bir de sarı yoğurt otu. Böyle yapış yapış olduğu için yapışkan otu dediniz. Tuttuğunuz yere yapışır böyle. Kıtrak gibi. Bu yüzlerce yıldır kansere karşı kullanılır. Her türlü kansere karşı. Bir daha ismini? Yoğurt otu. Yoğurt otu. Yoğurt otu, evet. Kanserle ilgili dünya çapında çok büyük araştırmalar var. Mesela Almanlar öksü otuyla ilgili çalışmalar var. Damlasını, derecesini, ampulünü, her şeyini üretiyorlar. Brezilya'da lapajo denen çok güzel bir meyve var. Buna meyve ağacı, cennet ağacı da denir. Bunun kabuğundan elde edilen lapajo denen madde kansere karşı kullanılır. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde zerdeçal kansere karşı kullanılır. Avustralya, Yeni Zelanda'da papayanın sapından bir sıvı elde edilir. Papaya özü. Bu arada bunlar da kansere karşı onu kullanılır. Ülkemizde ise bol olarak yetişen bu yoğurt otu yüzlerce yıldır. Nerede yetişiyor? Her yıl yetişiyor. Yabani. Yani böyle bir arsız bir bitki. Her yerde yetişir, bir yere yerleştirir, orada kolay kolay sökemezsin, bitiremezsin. Bu lenf kanserine karşı, kan kanserine karşı, efendim aklınıza gelen her türlü kansere karşı kullanılır. Bu şu gördüğünüz biraz önce
kırışıklıklar için bahsetmiş olduğum aynı sefanın şu çiçeği aynı zamanda bu da kansere karşı kullanılır. Suzana Köhler denen eski bir 100 yıl önce yaşamış bir bayan. Onun kitabında da geçer. Eski papaz Künstler var. Onun kitabında da geçer. Bu da kansere karşı kullanılır. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Yoğurt otu forte. Yoğurt otu kuvvetlisi yani. Forte. Bitkisini şimdi otunu mesela bu söylemiş olduğum bitkileri karıştırarak bir çay harmanı yapıp kullanabilirsiniz. Ama kanser artık ilerlemişse etkisi olmaz. Neden? Çünkü yeterli değil. Birleşimindeki etken madde az. Destilasyonla mesela yoğurt otunu destilasyonla, ekstraksiyonla, ekstraktını kullanırsanız alıp da diğer bitkilerle etkisi %100 olur. Daha etkili olur. Bu nedenle ekstraktını kullanmak gerekir. İbrahim Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu söylemiş olduğunuz tıbbi kelimeler midir? Ekstraksiyon, destilasyon, bitkiyi damıtıyorsunuz. Yani bizi çevreden insanların anlayacağı kelimeler söylersek, mesela hani ben onu aldım ne yapacağım diye düşünürse mesela bu insan. Bu bitkileri aldım ne yapacağım? Yani, nasıl? Ya yani, da direkt kayını alsa işte yeterli değil kansere karşı. Size ulaşılması daha bir şey, pratik bir çözüm değil mi? Tabii. Şimdi zaten bu bitkileri bulamaz. Çünkü öksotu, yoğurt otu, lapaho, efendim palmiye sapının özü, zerdeçal, yani bunları bulması bir problem. Bir de bunları hangi oranda otu değil, sapı değil, yaprağı değil, kökü değil. Çok ciddi bir durum. Ekstraktı kullanılması gerekir. Bu tür durumlarda size ulaşılması en doğru tabii. yol. Bir uzmana, evet. Yani siz olmayın, bir başka uzmana, bitkici bir başka uzmana ulaşmak lazım değil mi? Ne dozda kullanacağız diye. Kitabına evet. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap, bugüne kadar yazılan 100 bin yılda diyelim, ilk ilmi kitaptır. Diğer kitaplardan farkı, 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması içerir. Evet, bir sürü isim sayıyordunuz. Evet, sayıyorum. Evet, ben diyordum nasıl tutuyorsunuz aklınızda? Şimdi mesela beyefendi biraz önce şarkı söyledi değil mi? Hangi makamda söyleyecek, nasıl söyleyecek? Halk müziği mi, sanat müziği mi, arabesk mi ben anlamam. Ama evet. O bilir, neden? Onun çünkü yalır. Yıllarca onun mesleği 30 yıldır belki icra ediyor. Ben anlamam. Bana deseler ki Hicaz mı, Sabah mı anlamam. Ben sadece okulda öğrendiğim do, re, mi, fa, sol, la, si, do onları biliyorum. Başka bir şey bilmem. Doğru. O benim mesleğim değil. Ama bitki konusunda sorarsanız benim bu yazmış olduğum kitap 1000 yılda yazılan ilk ilmi kitap. Kitap çok. Hatta benim bu kitaptan çok herkesin saygı duyduğu bir profesör, doktor var. İsmi önemli değil. Kozmik profesör alıntı yapmıştır. 4 yıldır mahkememiz sürüyor. Benim kitaptan alıntı yaptığı için mahkemeyi kazandım. Size kim söyledi sizin şeylerden alıntı yapıp yazdığı? Ben kitabı, onun kitabını aldım. Hoşuma gitti. Aa, enteresan, güzel bir kitap. Tesadüfen gördüm. Aldım. Güzel, iyi bir, güzel bir kitap yazmıştım. İstifade edeyim. Aa, baktım ki resimler bana ait. Bazı metinler bana ait. O sizden önce almış, o istifade etmiş. Benden almış, çalmış. Benim kendi kitabına koymuş. Sen istifade edeceğini o etmiş bile. Pek de kibar, alıntı yaptı diyor. Alıntının şeyi... Çalmış yani. Çalmış yani, çok ayıp. Çok ayıp şeyler. Bunlar çok ayıp şeyler. Yapılmaması gereken şeyler. Almanya'da herhangi bir... Tabii sonuçlandı. Bu Almanya'da mı mahkeme? Yok, burada. Burada sürdü. Almanya'da mahkeme olsun 3 ay sürer. 3 ay. Almanya'da bir dava olsun, 3 ayda mahkeme biter. Türkiye'de 4 yıl sürüyor bir mahkeme. Bir itiraz ediyor, 2 yıl daha sürüyor. Bir itiraz, 2 yıl daha sürüyor. Dünyada yok böyle mahkeme. 3-4 senesi daha var mı bunun? 4 yıl bitti, sonuçlandı. Bir de temize gidecek, onu bekliyoruz. 1 yılda, 2 yılda böyle sürer. 6 yıl. 6 yılda insanın yani davadan evet. Vazgeçeceği al gibi. Kardeşim böyle ananın aksı gibi helal olsun diyesi geliyor. Yani kitabını toplatma hakkım var. Televizyonlara çıkıp anlatma hakkım ama var. Ama bir şeyle de övünmelisiniz. Esasında biz burada lütfe yapıyoruz da mahkeme olayını. Bir şeyle de övünmelisiniz. Yani sizden bir şeyleri insanlar alıp kullanmış. Tamam belki çok etik değil ama faydalı yere gitmiş. Bununla övünmelisiniz. Yok, bence mesela yani. Dese ki bana resim verir misin, bilgi verir misin dese ben seve. Yılda 6000 fotoğraf kendim çektim. 12 yılda. Nereden geldi size bu? Nasıl böyle bir merak sardınız bitkileri? Ben kendim 13 yaşından 26 yaşına kadar yumuşak doku romatizmasından dolayı belime sonbahar, kış, ilkbahar bir yılın 8-9 ayı kuşak sarıyordum dedeler gibi. Belim ağrıyordu. Sabah kalktığım zaman
oklava yutmuş gibi eğilip kalkınıp böyle doğramıyordum. Rahat hareket edemiyordum. Birçok ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar gastrit. Önce gastrit, sonra ülser, sonra kemik erimesi, bronşit, astım, alerji derken depresyon, panik atağı kadar gitti. Sabah kalkıp uyuyamıyordum. Evin içinde dolanıyordum. Yorulup düşüyordum ancak. Baktım ki kimya okuyordum Almanya'da. Kimya, artık laboratuvara giremez oldum alerjiden. Bundan bana fayda yok dedim. Kimyayı kapattık, bitkiye döndük. Kendi doktorunuz, kendiniz oldunuz. Evet. Yıllarca araştırdıktan sonra bir formül geliştirdim romatizmaya karşı. Kullandım, romatizmadan kurtuldum. Hamdolsun. Peki ekran başındakileri söyleyelim. Ne söyleyelim tabii. Söyleyelim, paylaşalım tabii ki. Harpago, şeytan pençesi, Türkçesi. Harpago Forte. Biz bunun kapsülünü ürettik. Bu Harpago, şeytan pençesi, Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Patates gibi yerin 2 metre derininde kökleri var. 3 çeşit kökü var. Kazık kök, ana gövde kök, saçak şeklinde kökler, bir de 2 metre derinliğinde yumruları var. Bunun birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü romatizmaya karşı etkili. Geçen söylemiştim ya, burada bilgi var, belge var. Profesör Doktor Kubrinski. Dediniz. Nasıl unutmuyorsunuz, evet. Dediniz de. Evet. Yıllardır araştırıyoruz, okuyoruz, takip ediyoruz. Unutamayız. Unutmamak gerekiyor. Çünkü bu benim işim. Nasıl ki beyefendi şarkı söylüyor. Şarkısını unutmuyor, makamını, hangi makamını nasıl söyleyeceğim. Profesör Doktor Kubrinski 10 binlerce insanı tedavi etmiş. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi her türlü romatizmayı. Biz bunu geliştirdik. Mesela şu görmüş olduğunuz kara hindiba. Almanlar bunu özel olarak bahçede yetiştirirler. Bunun bahçede yetişen türü de var. Bunu salatasını yapar, yerler. Biz de yaban olarak yetişiyor. Biz henüz buna şey yapmadık, müdahale etmedik. Bunun salatası yapılıp yenir. Afiyet olsun. Bunun özelliği yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılır. 1- Kanı temizler. 2- Karaciğeri temizler. 3- Safra akışını artırır, safrayı temizler. Senin sormak istediğin sorular sana, evet. Bundan sonra sen sor. Şimdi önce annem için tabii ki ben bu soruyu soracağım ama annem hastalandıktan sonra tabii ki bütün eşle dostla sohbet ediyoruz ya biz. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Herkesten bir fikir alıyoruz. Karaciğer yağlanması, bir baktık ki 20'li yaşlarda da insanlarda var. Annemdeki sorunla başlayalım. Siz benim annemin hastalığının üzerinden ekranda bu sorunu yaşayan insanlara lütfen bir açıklama yapın. Annemde karaciğer büyümesi ve karaciğer yağlanması çıktı. Bunun için ne yapmalıyız bir? Bir de bu söylediğiniz şeyleri yaptıktan sonra bu büyüme gerçekten normal değerine döner mi ve o yağlar parçalanıp temizlenir mi? Söyleyeceğim ürünlere 2 ay kullandıktan sonra doktora gitsin, muayene olsun. Bu kadar. 2 ay. Açık ve net. Evet. Ama tatlıyı azaltması lazım. Siyah çay, kahve, kola, fanta gibi içecekler zararlı. Bunlara peynir yememesi lazım. Çok peynir, önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü biz günlerdir araştırıyoruz, soruyoruz. O yüzden bu çok önemli bir şey ama yani. Çünkü ilk defa duydum, ben de şoka girdim. Anneme balık, karaciğer büyümesi ve yağlanması, balık kesinlikle yasak dediler. Bak peynir bunu yasak ilk diyor. Defa duyuyorum. Balık ve yoğurt. Peynir de yasak diyor. Peynir yasak. Çünkü peynir tehlikeli madde aslında. Balığa ne diyorsunuz? O hastalığa göre değişir. Aslında büyük hastalık bu işte, karaciğer yağlanması ve büyümesi. Burada zaten bir anormallik var. O nedenle. Başka rahatsızlıklarda balık yasak değil. Burada yasak olabilir. Peynir herkes için zararlı. Herkes derken yani herkes için. Sağlıklı bir karaciğer. Herkes için zararlı. Peynir demek asit demek. Peynir yüksek oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Kanın pH değeri bozulur. Asitlenir kan. Siz peynir kullanmıyor musunuz? Kullanmıyorum. 25 yıldır peynir yemiyorum. Hiçbir peynir çeşidi. Bazen şöyle bir tadımlık bakıyorum. Nasılmış tadı diye belki. Arada bir, yani ayda bir belki. Bu karaciğer yağlanması ve büyümesi için son böyle bir şeyler söyleseniz. Şu gördüğümüz enginarın çiçeği. Bu enginarı insanlar zannediyor ki enginarın bu çiçek tabanını yemeğe yapılır, zepse yemeği. Evet. Ben bunu yersem, herkes öyle biliyor. Karaciğerim iyi gelir, evet, zannediyorlar. Enginar yiyoruz. Çok evet. Enginar yiyoruz. Herkes öyle biliyor, evet, yani. Enginar faydalı, güzel. Fakat karaciğer yağlanması gibi bir vakada etkisi sıfıra yakın. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki etken madde bu çiçek tabanında değil, şu
gövde yaprağında. Gövde yaprağında siyanopikrin denen bir madde var, etken madde. 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hissedersiniz. Yani bir küfet dolusu suya bir damla damlatsanız onun acılığını hisseder. 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hisseder. O kadar acı. Bu nedenle yaprağını, çayını yapıp içemezsin. Çok acı. Acı olduğu için ama çok faydalı değil mi? Çok faydalı. Karaciğer için mesela Almanya'da, Hamburg'da Riesen Hastanesi, üniversitenin hastanesinde Profesör Doktor Fintilman 553 karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denemiş. Hastaları kimi 2 ayda, kimi 3 ayda iyileşmiş. Bu ama hastaları, o acılı maddeyi mi denemişler? Evet, ekstrakt. Acılı. Bunu yaprağından değil. Yaprağından elde edilen ekstrakt, ekstrakt. Çayı içilmez zaten, ekstrakt. Yani damıtıyorsunuz, destilasyondan geçiyor. Bundan elde edilen etken madde. Bunun birleşimindeki etken madde %2'dir ortalama. O etken maddeyi kullanmak gerekir. Şimdi ben mesela geçen fuara gittim. 100'den fazla bitkisel gıda takviyesi üreten firma var. Gezdim hepsini. Ekstraktan ilaç üreten yok. Allah Allah, şaşırdım, dedim ki siz otu öğütüyorsunuz, hap damlatıcı yapıyorsunuz. Bunun etkisi sıfır. Çünkü etken madde yok. Neden böyle yapıyorsunuz dedim. Bilmiyorlar. Bilmiyor. Bitkisel ekstrakt ilaçla hemen hemen aynıdır. Zaten Almanya'da ilaç olarak satılıyor bunlar. Bu enginar hapları gördüm ben. Enginar. Şurupları gördüm. Bir şey içiliyordu. Şurup gibi, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ekstrakttan yapıyorsa güzel. Fakat otunu böyle haşlıyor, kaynatıyor da bir şey yapıyorsa etkisi sıfır. Az. Yeterli değil, yeterli değil. Yani bizim bildiğimiz şey yanlış mı? İnsanlar işte karaciğer temizin diye enginar yiyor. Ha, evet, öyle bir beyefendi 200 kilo enginar almış. Karaciğeri temizlesin diye bana geldi, diyor ki 200 kilo enginar aldım, temizledim, depoladım. Bir yıl boyunca enginar yiyeceğim. İsterse 5 yıl yiyeceğim. Bir faydası olmaz. Neden? Etken madde yok. Çiçek tabanında değil. Gövde yaprağında etken madde. O acı olan. Acı olan kısımda. Onu da çayını içemezsiniz. Çok acı. Ne yapacaksınız? Ekstraksiyonla, yani damıtılarak elde edilen özünü kullanacaksınız. Özünü. İşte bitki o özünü. Şeylerde var mıdır Avrupa'da satılan o acaba şeyler? Biz bunu üretiyoruz. Biz de yapıyoruz. İbrahim Bey diyor ki biz onu yaptık, biz onu hazırladık. Yani bize, bana ulaşsınlar. 2 aylık bir tedaviden sonra diyor doktora tekrar gitsinler diyor. 2 ay kullansın. Ben de burada canlı bir canlı kendisinden o seti alacağım. Anneme uygulatacağım. Buradan da bizi izleyen bütün herkese söz veriyorum. Canlı yayında söz veriyorum. 2 ay sonra neticeyi tekrar hangi kanal olur bilemiyorum ama bir şekilde sizinle paylaşacağım ve o zaman sizin şeyiniz ya tavan yapacak yani. Karaciğer yağlanmaya. Şimdi şöyle. Karaciğer neden yağlanır? Neden yağlanır? Neden yağlanır? Durup durup yağlanmaz. %90 alkolden yağlanır. Ama bazıları alkol içtiği için yağlanır. Ama %90 hastaların karaciğer yağlananları karaciğer alkolden değil. Bağırsaktaki mantarlar toksik madde üretiyor. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkol üretiyor bağırsaktaki mantarlar. Kişinin alkol içmesine gerek yok. Bağırsakta mantar varsa en tehlikeli alkol üretiyor. Mesela duyarsınız Marmaris'te, Bodrum'da turistler efendim sahte alkol içti, zehirlendi, öldü vesaire. Geçen sene kaybetmiştik ya 3 turist, evet. Genç kızımız. Evet. Neden? Çünkü o kaliteli alkol değil. Onun içerisinde metil alkol var. Bu metil alkolü, en tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretiyor zaten. Ama karaciğer bunu arıtmaya çalışıyor. Zamanla ne oluyor? İflas ediyor. Yavaş yavaş gidiyor. En tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretiyor. Bunun için bir öneriniz var mı? Bağırsaktaki mantarı yok etmeden karaciğeri tedavi edemezsiniz. Bağırsaktaki mantarı nasıl yok edeceksiniz? Onun için öneriniz ne? Hep zincirleme. Zincirleme. Hep zincirleme, evet. Şimdi mesela ne yiyoruz biz? İşlenmiş gıdalar. Cips, jelibon, gofret, kek. Evet, sucuk, salam, sosis, elma, armut. Mesela elma, armut Türkiye'den değil de Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, şuradan buradan geliyorsa ilaçlanıyor. Mesela muz, Güney Amerika'dan geliyor. 3 ay gemiyle geliyor. O kadar ilaçlıyorlar ki. Buraya yemyeşil geliyor. Koyuyorlar bir odaya. Bir kaz veriyorlar, dioksan. 5 dakika sonra sapsarı oluyor.
Aslında onu eldivenle tutmanız lazım, zehirli. Doğru. Biz onu ne yapıyoruz? Evet. Yiyoruz afiyetle. Neden? Eski ben mesela manavlara bakıyorum, böyle meyveler beni çağırıyor renkli renkli gel al diye. Gidiyorum, hiçbirinde tat yok. Tat yani yok. O eski tatlar, o koku, elmayı böyle ısırırdık, bir de kokusu gelirdi mis gibi. Öyle bir şey yok. Portakalda o tat yok. Muzu ben çok severdim. Ülkemizde yetişirdi muz. Doğru söylüyorsun. Anam orada tabii yetişiyor. Tabii. Şimdi ülkemizdeki muzu yok. O tadı yok. Ajdara sesleniyorum. Ajdara çikita muzdan sonra bu var ya patlama oldu. Patlama oldu lan ülkede muz kalmadı. Ajdara şeyimde. Ajdara var ya başımızı yaktın sen. Ajdara biliyorsun programlara çıkmak için yüksek bir ücret talep ediyormuş. Bana şu parayı verirseniz. Hiper star o. Hiper. Onun üstü star. Tarkan'ın da üstünde yani. Onun öyle. Yüzden başımıza bunlar geldi. Hocam. Allah seni nasıl. Hiper star. Ya sonuçta tabii ki işlenmiş gıda tüketiyoruz. Evet, bu kimyasal ilaç almış gibi bizi zehirliyor. Farkına aynen, yemiş olduğumuz yiyecekler bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı. Vitamin üretir. B6, B12, folik asit. Biz kendi kendimizi işlenmiş gıdalarla zehirliyoruz. 1. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlarla zehirliyoruz. 2. Çok kullanıyoruz. Bu çok önemli bir noktaya geldiniz İbrahim Bey. Antidepresan çok kullanılıyor ülkemizde. Küçük büyük demeden var ya birbirimize tavsiyeyle al bu iyi geldi, al bu yatıştırdı, al bu beni çok şey yaptı. Bu ilaçlara çok yükleniyoruz. Bu en tehlikeli olan kısmı bence bu. Şimdi Almanya'da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde eczaneye gidin antibiyotik veremez. Alamazsınız. Ama Türkiye'de tabii. Bir valiz olursa istediğin kadar ilaç alır. Tabii. Herkesin çantasında vardır muhakkak. Her evde eczane deposu var. Şimdi ben mesela bugün sahildeydim. Çocukların oynadığı parkta kum havuzu yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Hiçbir çocuk parkında, çocuk oyun alanında kum havuzu diye bir şey yok. Ama Almanya'da mesela her mahallede en az 9-10 tane çocuk oynadıkları alanda kum havuzu var. Yani böyle bir kare içerisinde sadece kum var, temiz kum. Çocuklar oynasın diye. Kumla oynayan çocuklar, bebekler 2-3 yaşından başlarlar orada. Çocuklar kumla temas ederler, oynaya. 9-10 yaşına kadar oynarlar. Oynadığı zaman kumla ne olur? Toprakla temas ettiğini stresi atar, gerilir, rahat gelişir, psikolojisi gelişir. Bir, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi gelişmesi mükemmel olur. 1-2 bağırsak florası gelişir. 0-6 yaş grubunda bağırsak florasının gelişmesi kişinin toprakla temasında mükemmel olur. Esasında söylediğiniz şey benim aklıma neyi getirdi biliyor musunuz? Hani çok zengin ailenin çocukları hep hasta olur ya sonra derler derler ki doğudaki insanlara bakın ayaklarında ayakkabı yok. Akşama kadar toprağın üstünde esasında orada sizin anlatmış olduğunuz doğal bir şekilde zaten doğa onu koruyormuş zaten yani. Bağışıklık sistemi güçlüyor. Bağışıklık sistemi ediyorsun. Tabii ki topraktan dolayı yükseliyor, evet. Enerji yükseliyor. Yalın ayak bağışıklık girmesi lazım çamurun içine. Yalın ayak bağışıklık girmesi çocuk oynaması esasında gerekiyor. Esasında muhteşem bilgiler. Neden çok yaşayanlara da bir kadını konuşturmuşlardı. Her şeyi yerden alır yermiş mesela. Köyde tabii ki yaşıyor. Hı-hı. Yani şehirde çok yaşamak da mümkün tabii, değil tabii. Bu stresten, bu şeyden. Çok zengin bir sosyetik bir beyefendinin köpeği hastalanıyor. Bütün ünlü hekimler gidiyor çok zengin ya. Tedavi edemiyorlar köpeğini. O da köpeğini çocuğu gibi seviyor. Köpeği ölecek diyor. Çok üzülüyor. Psikolojisi bozuluyor. Yaşlı bir beyefendi hekim diyor ki köpeğini bırak sokak köpekleriyle beraber oynasın diyor. Ya şey biraz. Ya olur mu diyor, benim köpeğim asla. Özel. Yıkanacak, bakılacak, şudur budur. Ya sen bırak diyor, yoksa bak ölecek. Neden? Bağışıklık sistemi çökmüş. Olmaz falan ama mecbur kalıyor. Peki diyor, bir de senin dediğini yapayım. Son çare. Sokağa bırakıyor, sokak köpekleriyle köpeği birkaç gün işte oynadıktan sonra köpeği, köpek canlanıyor, kendine geliyor, hastalığını atlatıyor. Çünkü sürekli bakım, hijyen, bağışıklık sistemi çökmüş. Öldü, ölecek. Sokak köpeklerine mikrop kapıyor. O kadar iyi değil. Biraz da doğal olmak lazım. Gerekiyor. Çok güzel bilgiler temas etti İbrahim Bey bugün. Ne anlatmış oldukları şeyler esasında çok çok mantıklı. Ekran başında tabii ki bütün hepsinin formülünü teker teker vermenin mümkünatı yok. Kitabımız var. İbrahim Bey'in herhalde sitesinin. 70 tane sitemiz var. Geçiyor şu an ben okuyorum. Evet. Sitesi de benim geçiyor. Benim gözlerim o kadar uzak seçmediği için. Oradan da ulaşabilirler size. Evet. Hani ne yapıyormuşuz derken esasında şunu yapıyormuşuz. Zaten hepimizin bildiği şeyler ama
katı yağlardan uzak duruyoruz. Değil mi? Tabii tabii. Beyaz katı yağlar plastik gibi. Unlu, hamur, o tür şeylerden uzak duruyoruz. Sağlıklı şeyler yemeye çalışıyoruz ve tıkandığımız yerde de sizin bitki takviyenizle kendimizi arıtıyoruz. Süper. Bu kadar kolay şeyi yapamıyorlar. Allah sizin için. Ondan sonra oturun ağlayız. Kim yapabiliyor ya, hayatın tadı mı? Ben şimdi kızartma yemedikten sonra, poğaçaları yani yemedikten sonra. Şu yoğurt otunu bulamıyor musun sen? Sen meyveleri böyle manavdan çağırıyor seni. Manavda. Nerede benim yoğurt otum diyeceğim bundan sonra manava? Manavda yok, bu arsa. Arsız olan hangi bitkiydi? Arsız olan hangisiydi İbrahim Bey? Yoğurt otu. Kansere karşı etkili. Hayır, hayır, arsız olan her yerde yetişen. O muydu? Yoğurt otu. Doymuş yoğurt işte, yapıyormuş ya bütün her tarafına falan. Fırat gibi. Şimdi... Tabii tabii. Yani, tabii. Böyle de etkili de yani. Kaynatıp içmiyoruz. Hayır yani. Formülünü söyledi ama İbrahim Bey. Ben de bana ulaşıyorsunuz tamam diyor. Yani yanlış anlaşılma da olmasın. Lütfen. Değil mi? Şimdi salata yapıp yemiyoruz. Peki efendim. Çok kısa bir aramız var ama reklam anonsunu lütfen Eylül Metin'den İbrahim alalım. İbrahim Bey sizin için bir krem hazırlamış sevgili seyirciler. Ayrılmayın. Sürüyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz Angelina Jolie. Ayrılmayın reklamlardan sonra. Hemen. Bu reklama giderken bir formül dedik. Süreceğiz yüze Angelina Jolie gibi kalkacağız. Nasıl formüldü o, neydi? Güzellik formülü, ne yapmak lazım surata? En ucuz ve en etkili. Yüzdeki problemler bağırsaktan kaynaklanır. Bağırsaklarınızda problem yoksa yüzünüzde problem yoktur. Yani kişinin yüzünde akne, sivilce, tabii, sedef, ekzema, akne, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşem, bildiğimiz bütün hastalıklar bağırsaktan kaynaklanır. Bağırsaklarınızda problem yoksa hiçbir problem yok. Tamam, Angelina Jolie nasıl olacağız? Brad Pitt'i mi? Beni bekliyor Brad Pitt. Ağzını diye. Limon suyu, sirke, sarımsak. Limon suyu, sirke, sarımsak. Sirke ile ilgili mesela Alman asıllı iki doktor Nobel ödülü almıştır. Neden? Sirkenin birleşimindeki asetik asit metabolizmayı hızlandırır. Vücudu sirkeni temizler, arıtır. Sirke ya. Çok az kullanırız sirke. Evet. Salatayı bile kullanmıyoruz artık. Çok ya. Eskide kaldı evet. Değil mi? Salatalara mutlaka ve mutlaka limon suyu, zeytinyağı, sirke kullanmadığınızda salatayı yersiniz, bağırsaklarda ve midede fazla kalmadan transit geçer. İşlemez, hazmetmez. Sirke ile limon suyu çok önemli. Sirke, limon suyu ve zeytinyağı katılmayan salatalar boş, işe yaramaz. Hazmetmez. Üçü bir arada mı? Üçü bir arada. Mutlaka her zaman salataya katılmalı. Aksi takdirde salatayı yersiniz, bağırsaklar buradaki vitamini, minerali, enzimi hiçbir şeyi değerlendirmez. Sıfır etki. Buradan girer, oradan çıkar. Transit ve doymuşluk hissi vermez kişiye. Şayet kişi salataya limon suyu, sirke, zeytinyağı katarsa doymuşluk hissi verir. Yavaş yavaş, mesela yarım saat midede kalacaksa 2 saat, 3 saat kalır. Bağırsaklarda 1 saat, 2 saat kalacaksa 4-5 saat kalır. Kişi kolay kolay acıkmaz. Bu nedenle mutlak suretle salatanın her türüne sirke mutlaka katılmalı, zeytinyağı mutlaka ve limon suyu mutlaka. Aksi takdirde bundaki vitamin, mineral, enzim hiçbir şeyden istifade edemez kişi. Boşu boşuna yemiş olur. Bu iksir... Bunun birleşiminde iki Alman var. Limon suyu, sirke, ve sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başak otu, alıç, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki var. Bu iksirin içinde. Evet. Bunu kullandığımız zaman vücudu bağırsaklar temizlenirse karaciğer temizler, bağırsakları temizler. Süper. Cildiniz yani 2-3 hafta sonra pırıl pırıl, bütün hiç ne varsa ciltte temizler. Vücudu arıtır, temizler yavaş yavaş. Peki kilo vermeye yardımcı olan bitki hangisi? O da lahana. Lahanayı duyarız ama. Lahanayla ilgili. Evet. Çok güzel çalışmalar var. Mesela bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller. Üç profesör kendi ekipleriyle. Üçü bir araya gelip bunu mu yaptılar? Hayır, kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda yapmış oldukları araştırmalarda
lahananın birleşiminde çok özel bir madde var. Yani yüzlerce, binlerce etken madde var da vitamin, mineral, enzim. Çok özel bir şey var. Çok hassas bir amino asit. Metil metilyonin sulfonyum bromit. Bu midedeki bakteriyi öldüren dünyada en etkili ve en doğal şeydir. Bu iksir de onun için mi? Bu tonik. Gastrit ülseri iyileştirir. Bu. Evet. En ağır gastrit. İsterse 30 yıldır gastrit olsun veya ülser yer olsun. 6-7 haftada Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Veser, Profesör Doktor Miller. Klinik arasında. Bu doktorlar da yani böyle şeyle uğraşıyorlar, doğal bitkilerle uğraşıyorlar. Hani bazı doktorlar böyle şeylere karşıdır. İlaçlardan bütün hani ilaçların... Türkiye'de bu yok. Çünkü klinik araştırması yapabilmek için devletin para vermesi lazım. Para yok. Türkiye'de üniversite var, 100 tane üniversite var. Bunlardan 4-5'inde birazcık laboratuvar çalışması var. Diğer üniversitelerin imkanı yok, laboratuvar yok. Mesela biraz önce söyledim, Profesör Doktor Kubrinski dedim. Klinik araştırması yapmış. Yüzlerce insan üzerinde. Devlet finanse ediyor. 100 kişilik bir klinik araştırmasını düşünün. 3 ay hastanede kalacak 100 kişi. Sürekli gözetim, denetim, ürünü alacak, kontrol edecek doktor, hemşire vesaire vesaire bir sürü gider var. Kaç milyon dolar yapıyor 100 kişinin 3 aylık klinik araştırması? Tabii onlara bir de para ödenecek. Milyar dolarlar tutuyor. Devlet bunu Türkiye'de bunu karşılayacak bütçesi yok. Bu nedenle Türkiye'de henüz klinik araştırması 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi üzerinde yapılıyor. Yani detaylı bir klinik araştırması yapılamıyor. İbrahim Bey, siz zincir gibisiniz. Bir şey sorunca bir başka bir soru. Bir şey çıkınca ama bugün vaktimizin sonuna son geldik. Son bir isimimiz var. Onu da söylesin. Son 5 dakikamı sana bir şey soracağım. Bu aloe vera bağırsaktaki mantara karşı. Cilt içinde. Aloe vera. Ama bağırsaktaki mantarı yok eder bu. Mantar yok olursa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları. Yavaş yavaş ortadan kalkar. Her türlü alerjik hastalık, cilt hastalık. Son olarak şu çiçeği de söyleyeyim de bunu da geçmeyelim. Oregon üzümü denir buna. Oregon üzümü. Bunun şöyle çok güzel çiçekli meyvesi var. Mor. Üzüme benzediği için Oregon üzümü denir. Bu sedefe karşı dünyada en etkili bitkidir. Ah, lütfen ekran başındaki izleyenler dikkat edin. Bu konuda çok muzdarip olan insanlar var. Evet, çok ama bunun olan... yani dalının kabuğu ve kökünün kabuğundan destilasyonla elde edilen etken madde kullanılır. Bitki özü. Yani bu şekilde değil. Ya bu formül de ham şeklinde değil. Evet. Tamam. Bu fuat. Kitabı alacaklar, okuyacaklar ya da sizin internet sayfanıza girecekler, öğrenecekler. Öyle mi yani? İnsanlar evet. Bir şeyler anlattıkta tepeden nasıl? Tepeden tırnağa her türlü rahatsızlıklarında internet sayfasından İbrahim Bey'e ulaşanlar bunların hepsini çözecek, takviye şeklinde çözecek. Hastalığa göre çeşitli ürünler evet. Var. Her şeyin peki, tedavisi mümkün. Peki çok teşekkür ediyoruz İbrahim Beyciğim. Bu hafta